Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle yakından bakalım. Bu gerçekten boyutlu, çok güzel duran, yapılışı oldukça kolay bir örgü modeli. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Modelimizin ilmek sayılarını ayarlarken de bakın her bir örnek 3 ilmekten oluşuyor. Yani 3 ilmek ve 3 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi ayarlıyoruz. Devamında da en sona 2 tane kenar ilmeği ilave ederek ilmek sayılarını ayarlamış oluyoruz. İlmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Dediğim gibi 3 ilmek ve 3 ilmeğin katları olarak ilmeklerimi atıyorum. İlk 3 ilmeğimi attım. Devamında 1, 2, 3 ilmek daha attım. Bu şekilde yapacağımız örgünün büyüklüğü boyunca ilmeklerimizi atıyoruz. İlmeklerimizin tamamını attım. Şimdi birkaç sıra lastik örgü olarak örelim. Ben burada cilveli lastik yaptım. Modele gerçekten çok yakıştı. Dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Ben şimdi normal düz lastik örüyorum. Bir bir. Birkaç sıra lastik örgümüzü örelim. Üzerine modelimizi kuralım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bu şekilde birkaç sıra lastik örüp hemen dönüyorum. İstediğimiz uzunlukta lastiği ördükten sonra örgünün ön yüzünde iken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bakın ilk kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. İpimi örgümün arkasına aldım. Şimdi 1, 2, ikinci ilmeğin arasından buradan battım ve bir tane ilmek çıkarıp hafifçe uzattım. Sağ şişimin başına bir kez bir ilmek doladım. Bu da ikinci ilmeğim olmuş oldu. Yine battığım yerden batarak bir kez bir ilmek daha çıkardım. Bu da üçüncü ilmeğim oldu. Bir kez daha doladım. Şöyle bakalım bu kenar ilmeğimizdi. Bu da dördüncü ilmeğimiz oldu. Şimdi dördüncü ilmeği de aldıktan sonra bir, iki ilmeğin içine battım ve yandaki üçüncü ilmeğin de içine batıp 3 ilmekten birlikte bir ilmek çıkartıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi şurada önde görünen 2 tane uzun ilmeğimiz var. Bu 2 tane ilmeği alıyorum. Ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğe düştük. Tekrar yapalım. 1, ikinci ilmeğin arasındaki boşluktan battım. Ve buradan bir ilmek çıkarıp hafifçe uzattım. Bir doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Üçüncü ilmeğim oldu. Bir kez daha doladım. Bu da dördüncü ilmeğim oldu. Şimdi bu iki ilmeğe batıyorum. Ve üçüncü ilmeğe de aynı anda batıyorum. Ve üç ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Burada iki ilmeği eksiltmiş olduk. İlmekleri serbest bıraktım. Görüntümüz bu. Şimdi burada önde görünen iki tane uzun ilmeğim var. Bu iki uzun ilmeği alıp diğer ilmeklerin üzerinden atlattım. Modelimiz burada oluştu. Sıranın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum. İkinci ilmeğin devamındaki boşluktan battım. 1, doladım 2, tekrar battım 3, tekrar doladım 4. Toplam 4 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu iki ilmeği yanına da bir ilmek yandan aldım. Üçünü düz olarak ördüm. Burada önde görünen iki tane uzun ilmeği sol şişimle alıp ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Modelimiz burada oluşmuş oldu. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 doladım 2 ilmek çıkardım 3 tekrar doladım 4. Şimdi iki ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Ve bu önde görünen iki uzun ilmeği de 3 ilmeğin üzerinden atlattım.
Aynı şekilde devam edelim. Şimdi 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve 2 tane uzun görünen ilmeğimi de ilmeklerin üzerinden atlattım. Bakın son kez aynı işlemi yapıyorum. Doladım 2, tekrar ilmek çıkardım 3, tekrar doladım 4 ve 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 2 ilmeği de ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıp modelimi tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzündeki ilk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Örgümü çevirdim. İlk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgü olarak örgümüzün arka tarafını bu şekilde tamamlayalım. Model sadece örgümüzün ön yüzünde kuruluyor ve iki sırada da tamamlanıyor. Son kenar ilmeğimi düz olarak örüp sırayı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi modelimizi tekrar kuralım. Nasıl kurulduğunu birlikte hatırlayalım. İlk kenar ilmeğimi alıyorum. İp örgümün arkasında. Zaten artık modelimizin yerleri belli. Bakın. İlk iki ilmeğin devamından battım. Bir ilmek çıkardım. Hafifçe uzattım. Bir doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Bir doladım ve 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bu önde görünen 2 tane uzun ilmeği de alıp ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Yeni modelimiz de burada kurulmuş oldu. Bir kez daha yapalım birlikte. 1, ikinci ilmeğin arasından batıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Bir doladım, tekrar bir ilmek. Bir doladım ve 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Ve bu 2 ilmeği de diğer ilmeklerin üzerinden atlattım ve modelim oluştu. Yapılışı bu kadar kolay. Şimdi sırayı bu şekilde örmeye devam ediyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. İkinci modelimi de bakın tamamladım. Arka tarafta da ilmeklerimi ters örerek geldim. Gördüğünüz gibi yapılışı oldukça kolay ve çok güzel, çok kibar duran bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.